Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeynep Hanım. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah iyiyim. Siz nasılsınız? Çok şükür bizler de iyiyiz. Allah iyilik versin. Hocam bugün dersimizin konusu nedir? Bugün dersimiz Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen zamir ve okunmayan eliflerle ilgili. Bugün inşallah bilgi paylaşımında bulunacağız değerli seyircilerimizle. Harika. Hayırlı dersler diliyorum hocam. Kolay gelsin. Sağ olun. Euzubillahimineşşeydanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfiret ve hidayeti hepimizin üzerine olsun İnşallah değerli seyirciler. Bugün zamirler üzerinde ve okunmayan elif üzerinde bilgi paylaşımında bulunacağız. Ve dersimizin sonunda Bakara suresinin son iki ayetini seslendirip sizlerle dersimizi tamamlamış olacağız inşallah. Şu mübarek Ramazan gününde Rabbim hepimize Ramazan'ın, Kur'an'ın feyizinden, bereketinden, rahmetinden hissedar eylesin inşallah. Zamirler H zamiri üzerinde özellikle bugün bilgi paylaşımında bulunacağız Değerli seyirciler H zamirinin hangi durumlarda uzatıldığı met halinde Hangi durumlarda uzatılmadığı ile ilgili Bilgi paylaşımında bulunacağız inşallah Sizlerle yazarak inşallah bunu paylaşayım Değerli seyirciler Zamir e, Zamir Kur'an-ı Kerim'de en çok karşımıza çıkan okuyuş şeklidir Zamirin yani şu şekilde yazılan H'nin bir harfe birleşik veyahut yuvarlak olarak gelen bu iki, ikisi de aynıdır. Burada bir harfe birleşmediğini, burada birleştiğini gösteriyor. Öncesi harekeli olursa, öncesi harekeli olursa zamir uzatılarak okunur. Mesela örnek olarak bihi kelimesinde b harfi harekeli olduğu için zamir burada uzatır bihi. Başka bir örnek mesela innehu dediğimizde hü dediğimizde gene burada şeddeden dolayı nunda hareke olduğu için gene H harfini uzatarak okuruz değerli seyirciler. Ee, dolayısıyla zamirin uzatılıp uzatılmadığını anlamak için öncesinin harekeli olup olmamasına bakıyoruz. Öncesinde üstün, esre, ötre bu durumu değiştirmez kıymetli seyirciler. Öncesindeki hareke üstünde olsa, esre de olsa, ötre de olsa o <laughs> de, e, zamirin uzatılması, bir elif uzatılması anlamına gelir. Eğer metti muttasıl, mufasıl oluşuyorsa, mesela innehu amene kelimesinde metti mufasıl oluşur. Dolayısıyla orada zamir, dört elif uzatılması gerekir kıymetli izleyiciler. Zamir, zamirin uzatılmadığı durumlar var mıdır? Evet, o da şu şekilde zamirin öncesi eğer cezimli olursa zamir kesinlikle uzatılmaz. Aleyhi Aleyhi. Yani öncesi sakin. Yani cezimli olursa zamiri uzatmadan okuruz. Aleyhi diye okuyu şekli yanlıştır bizim kıraatımızda. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i okurken zamirin, yani bu yuvarlak h'nin nasıl uzattığını uzatmadığını anlamak için e, bu kurallara da dikkat ediyoruz. Zamirin öncesi dediğimiz gibi cezimliyse uzatılmaz. Zamirin öncesi uzatırsa zamir gene uzatmaz kıymetli arkadaşlar. Eee Eği zihi dediğimizde, mesela, eği zihi dediğimizde, peltek del uzattığı için zamir burada da uzatmaz. Yani zamirin öncesi uzatırsa zamiri uzatmıyoruz. Zamirin öncesi cezimli ise zamiri uzatmıyoruz. Fihi kelimesinde de aynı örnektir. Mesela fihi dediğimizde, gene f harfi uzattığı için zamirin öncesi h'i zamiri uzatmıyoruz. Bunun dışında Kur'an-ı Kerim'de istisnai bir durum vardır kıymetli seyirciler. İstisnai durum bu Kur'an-ı Kerim'de Furkan suresinin son sayfasında İslamu billah yudayaf lehel azab ve yahludu fihi diye buradaki he'yi uzatıyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'de tektir ve istisnadır. İstisnalar kaideyi bozmaz arkadaşlar. Peki burada niye uzatıyoruz? Burada uzatmamızın iki sebebi vardır. Bak e, Furkan suresinin son sayfasındaki ayet-i kerime. Fihi mühane dediğimizde orada iki sebepten dolayı uzatılır demiş. E, Peygamberimiz de öyle okumuş. Kıraat alimleri bunu şöyle açıklıyor kıymetli izleyiciler. Birincisi anlama daha uygun olduğu için yani öncesinde gelen Cenab-ı Allah oradan azapla ilgili uyarıda bulunurken burada fihi kelimesinin uzatılarak okunmasının daha uygun olduğu anlama İkincisi ise uzatılarak okunduğunda daha kolay bir okuyuş. Mühene kelimesine daha kolay geçilir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de istisna olarak fihi bak, e, Furkan suresinde uzatılır. Bir de zamir gibi yazılıp zamir olmayan okuyuşlar vardır. Değerli seyirciler bunlar uzatılmaz. Mesela nefkahı kelimesi bu Kur'an-ı Kerim'de Hud suresinde geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Nefkahı kelimesi uzatılmaz. Peki hocam bunu nasıl anlayacağız diye aklınıza gelebilir. Bunların altında kasır yazıyor arkadaşlar. Kasır. Kasır yazdığı için zaten uzatma demektir. Mesela Alak suresindeki lem tehi kelimesinde de gene zamir olmadığı için uzatmaz. Bunlar zamir değil. Kelimenin aslındandır. Kelimenin aslından olduğu için zamir hükmüne tabi değildir. Dolayısıyla uzatılmaz. Bir de yar-lahu kelimesi var. E, kıymetli seyirciler. Buradaki zamirdir ama gene de uzatmaz. Yerullahu kelimesinde he zamir olduğu halde uzatmaz. Niçin? Bu Arapça kurallarına göre yerullahu kelimenin aslı. Yerullahu'dur. Yardahu olduğu için yani zat harfi uzattığı için he'yi uzatmıyoruz bundan dolayı. Dolayısıyla burada Yardahu aslı böyle olduğu için ama yazılışta okunuşta böyle olduğu için Arapçada böyle istisnai durumlar vardır. Dolayısıyla yerullahu kelimesinde uzatmayız. Bunları anlamanın yolu çok kolaydır uzatmayan bu tür h'lerde <laughs> kelimenin aslından olan h'lerde kasır yazar. Dolayısıyla uzatılmaz. Diğerlerinde de zamirin öncesi harekeli ise uzatılır. Zamirin öncesi cezimli ise uzatılmaz. Zamirin öncesi uzatırsa uzatmaz. Dolayısıyla zamirin uzatıldığı istisnai bir durum. Sadece Furkan suresinin son sayfasındaki ayet-i kerimede fihi mühenadi okuyoruz. Bir diğer konumuz olan kıymetli seyirciler, Kur'an-ı Kerim'de geçen okunmayan cemi elifleri. Örneğin mesela galü kelimesinde, amenü kelimesinde şu elifler okunmaz. Okuyuşa bir etkisi yoktur. Arapça dil kuralları gereği, hani her dilin kendine has kuralları vardır. Bir Türkçenin de, Arapçanın da her dilin kendine has kuralları vardır. Bu Arapçaya ait has bir kuraldır. Bu okuyuşta bir etki etkisi yoktur. Sadece Kur'an-ı Kerim'de bu kelimenin cemi yani çoğul olduğunu göstermek için. Mesela burada e, galu kelimesinde onlar konuştular ki anlamına gelir. Allahu Teala bu kelimenin çoğul olduğunu belirtmiş ve böyle bir işaretle bu dili anlaşılır hale getirmiştir. Emenü iman ettiler demek kim çoğul. Dolayısıyla bu elif cemi elifidir. Bu şekilde bunu anlaşılır kılar. Bunu şöyle şu eliflerle karıştırmayalım. Mesela e, elhamdü kelimesindeki bu izhar-ı elifidir. Bununla bir ilgisi yoktur. Bu okunuyor çünkü. Mesela ya yuhellezine amenü dediğimizde ey yuha ellezine orada elif okunuyor aslında. Geçiş yapıyoruz biz vasıl kuralı gereği. Yani bu eliflerle karıştırmayalım. Veya ene kelimesindeki işte hocam buradaki elifte okunmuyor dediğimizde bu aslında okunuyor. Nasıl? Mesela ene kelimesinde vakıf yaparsak ena diye dururuz. Ena diye durduğumuzda elif okunmuş olur. Yani bunları diğerleriyle karıştırmayalım. Cemil elifinin bu okunmayan eliflerin, Kur'an-ı Kerim'de çok geçer, bunu görürsünüz. Peki bunu nasıl anlayacağız diyorsanız, bunu anlamanın yolu çok kolay. Elifin altında, üstünde, sağında, sonunda bir işaret olmaz. Üstün, esre, cezim, şette, iki üstün, iki esre, iki ötle gibi bir işaret olmaz. Yani bir işaret yoksa onu zaten okumayacaksın demektir. O yüzden bir de Vav'dan sonra mesela bu şekilde çoğul harfimetten sonra geldiği için zaten harfimeti okuyorsun. Harfimete bağlı harfi okuyorsun. Dolayısıyla elifi okumuyorsun. Bu şekilde anlaşılması da zor değildir kıymetli seyirciler. Cemi elifidir. Yani kelimenin çoğul olduğunu gösteren eliftir. E, karıştırmayalım diğer eliflerle. İşte izhar ı gameriye, o ileride gelecek inşallah. Mesela vasıl kaidesi gereği elifi okumayız. Mesela Fatiha'yı okurken bazen hocalarımız, hafızlarımız şöyle okur. Bismillahirrahmanirrahim, ilhamdülillah diyerek elifi okumadan geçer. Aslında elif okunmuştur vasıl kaidesine göre. Ezan okuyan o güzel sesli müezzinlerimiz nasıl okuyor? Allahu Ekberullah diye geçiş yapıyor. Oradaki elif dokunuyor okunuyor aslında. Bunlarla bu elifi karıştırmayalım ayrı ayrı kurallardır kıymetli izleyiciler. Şimdi sizlerle Bakara suresinin son iki ayetini okuyuşunu paylaşıp tahlil edelim inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aman Rasul bima azil ilayhim Rabbihi vel mü'minûn كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واضعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا ضاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم kafirin. İki kuralı daha söyleyelim. Okurken hatırıma geldi. Birincisi zamirlerde dururken yani vakıf yaparken uzatarak durulmaz. Yani mesela bihi kelimesini örnek alalım. Bihi okurken okuruz ama durduğumuzda vakıf yaptığımızda bih diye durulur. Bir diğeri ise zamirden geçişte yani diğer harfe geçişte zamir uzatıyor olsa bile bağlarken uzatılır. Mesela ayetel kürsüden örnek verelim. Kürsi yühü kelimesi. Kürsi yühü diye uzatılmadan geçilir. Kürsi yühü semavati diye okuruz. Orada ayır, ayırmamız gerekirse uzatılır. Ki orada öyle bir okuyuş yoktur. Orada kürsi yühü diye durulur durulması gerekirse. Amin'in Resulü de okuduğumuz yerlere bakalım. Birkaç dakika vaktimizde. Mesela İleyhi dediğimizde Ünzile İleyhi uzatmadık. Niye? İleyhi de ki ne yaptık? Çünkü ye cezimlidir. Kıymetli seyirciler uzatmadık. İleyhi mir Rabbihi uzattık ama Rabbihi kelimesinde uzattık. Niçin? Çünkü B harekeli. İki B var orada şeddeli olduğu için. ikincisi harekeli. Daha sonra küllün amene billahi Billahi de, mesela zamir değildir. Allah lafzının aslında olan he'dir. hi, <laughs> bakın orada zamirdir uzattık. hi, Çünkü te orada tihi kelimesinde ne yaptık? Te harekelidir. Ve hi he'yi uzattık. b'e harekeli. Ve <laughs> rusulih bakın durduk. Ve rusulih'dir <laughs> aslında. Ama dururken nasıl durduk? Sakin durduk. Ve <laughs> rusulih diye durulmaz. Geçilirse ve <laughs> rusulih diye devam edilebilir. Yani orada durmadan devam edebilir okuyan. Ve rusulihi la nuferriqu beyne hadin min ve qalu semi'na diye orada durup durmadan devam edebilir. Ve rusulihi ve qalu semi'na ve ad'na gufranaka rabbena ve ileykel masir. La yukellifullahu derken oradaki he zamir değil Allah lafzından asıl hedir. Nefsen illa vus'aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena la tu'akhidna in ev ahdana rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu bakın orada uzattık hamel tehü. çünkü te harekeli dolayısıyla te harekeli olduğu için yazım da pek güzel yazamıyorum acele vakitten kusura bakmayın geçen bir arkadaşım hocam yazım kötü diye mesaj atmış anca bu kadar yazıyorum yazımın Kötü olduğu için de kusura bakmayın. Hamel tehü dediğimizde de arkadaşlar ne yapıyoruz? T harekeli H'yi uzatıyoruz. Hamel <laughs> tehü dediğimizde. Alellezine min qablina, rabbena ve la tuhammilna ma la bih. Orada aslında bihidir. Ne yaptık bihi kelimesinde arkadaşlar durduk. Yani cezimli olarak okuduk. Orada geçersek daqatlena bihi ve afu ve ufir lana ve diye devam ederiz. Ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin diyerek Amenin Rasulü tamamlamış olduk. Yani zamir bu şekilde kıymetli seyirciler. Zamir Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen işaretlerdendir ve bunlar karşımıza sıkça çıkacak. Şunu unutmuyoruz: Zamirin öncesi uzatılırsa zamiri uzatmıyoruz. Zamirin öncesi cezimliyse zamiri uzatmıyoruz. Zamirin öncesi yani zamir dediğimiz nedir? H harfi yuvarlak H veya önceki ...harfe birleşerek gelen H, üçgen H... ...veya bazen şöyle yazılır... ...istisnai bir durum, şu şekilde yazılır... ...bu çok azdır, en çok bu şekilde gelir... ...bunların hepsinde... ...uzatma kuralları aynıdır... ...yani öncesi uzatıyorsa uzatmıyoruz... ...öncesi cezimliyse... ...uzatmıyoruz... ...öncesi harekeliyse... ...bihi hameltehu... ...tihi e, ve melaketihi kelimesinde... ...olduğu gibi... ...Kuran-ı Kerim'de istisna bir tanedir... ...bunu asla unutmuyoruz, burayı okursak yanlış olur... Orada o da Furkan suresinin son sayfasında ki ayet kerime yudaaf lehel azabu yevmel kıyameti ve yakhludu fihi kelimesinde orada da kesinlikle uzatıyoruz. Hocam niye orada uzatıyoruz? Orada peygamberimiz öyle okumuş. Anlama öyle daha yatkın, okuyuş öyle daha kolay. Üç tane sebep var yani. Ana sebep Resulullah Efendimiz öyle okumuş. Yani başkasına zaten gerek yok. Kıymetli izleyiciler. Evet dersimiz bu şekilde. Ramazan ayının 5. gününde bu dersi tamamlamış olduk. İnşallah haftaya e, sakinlunun ve tenvinle ilgili kurallarla bilgi paylaşımında bulunacağız. Eğer bir aksilik olmaz, Rabbim ömür verir, sıhhat verirse haftaya salı inşallah sizlerle gene buluşup dersimizi yapacağız. Rabbim şu mübarek Ramazan hürmetine... Kur'an hürmetine ülkemizi, İslam alemini, bütün dünyayı bu virüs belasından en kısa zamanda kurtarsın inşallah. Hepimiz evlerimizde kalıyoruz. Sıhhatle kalıyoruz inşallah. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.